Sofradaki araç gelişlerle ilgili önceki videoda işlediğim konu bu onunla ilgili bir araştırmadır. Aynı resim ve yazıları yapacağız. Bu sayfanın aynısını deftere yazacağız, çizeceğiz. Ve şöyle bir eşleştirme yapacağız. Tabii mindaden hangisidir? Şu masa mıdır? Şu üstünde bulunan işte yani sofra mıdır? buzdolabı mıdır? Minda da masadır. Mil'aka çatal mı, kaşık mı? Ee, bunu işte hatırlamış olmanız lazım. Mesela önceki videoyu izledik ve çalıştıysanız kaşık olduğunu bilmeniz lazım. Fasulye, fasulyedir zaten. Yeşil fasulye fark etmez. Bu can, bu bam, bu bamiye, bamiye. Bunları da hatırlayalım. Bu e, sofra maide bu da sellace, şevkeh, sikkin. Bu kub diyoruz arkadaşlar. Buna fincan, tabak şeklinde hatırladık. Aynen eşleştirme bu sefer var, üçlü eşleştirme. Fakihe, bazincan, sikkin, maide, şurasıdır sofra daurak, sürahi, kum meşri, armut, bamye, bamyadır, şu aşağı, bamya e, budur, Bazila, bazilla, bezelyedir arkadaşlar, kuse, kabak, kornb, karnabahar, xaux, e, şeftali, fincan, fincan bu tabloyu yine çizeceğiz deftere. Aynısını yazacağız. Yazarken en önemli kural, usul yazdığımız şeyi e, zihnin hatırlamak. Ne oldu? Sabun hatırlayıp da yani, manasını bilerek yazmanız lazım. Şart bu. Sabun, minzade masa, fasulya sabun bazen yani Buradaki bu etkinliğin güya gayesi işte sabunu bulmaktır. E, sonraki dörtlüde sabun buradadır. Yakta'unun eşini bulmak. Yakta'u bu dördüncü Yani Onu bir nevi daha vurguluyor. Yakta'u bu diğerlerine nazaran fiil o makas kesi, kesiyor anlamına gelir. Sonunda dammelidir. Yine sabun sofradaki işte yiyeceklerle ya da malzemelerle ilgili değil. Herhalde onun için onu ayırıyoruz. Ma sudur. Diğerleri kadravat, kub ve kuse kabak fakir meyvedir diğerleri kum e, kum misri kum misri bu kum misri diye ben hatırlıyorum bakalım kum misri miydi evet kum misridir burada yanlış yapılmış aşağıdaki kum misri e, aşağıda kum misri yazmış böyle hataları da fark etmeniz sizin geliştiğinizi gösterecektir kum misri demiş Hemen tavakkuya bakalım hangisi. Kum kum metri hmm. evet. Kum metridir. Bakın fethalıdır. Tam e, kesralı değil. Kum metri armut. Evet. Bu yanlış. Bu kesra değil. Fetha olacak. Bunu siz düze düzeltip yazmanız lazım. Havuk yine şeftalidir. Bakın mesela kum mesriyi böyle bir hatayla karşılaşmak bize avantajı şudur. Bir daha bu hatayı biz yapmayacağız anlamına gelir. Yani bir ciddi bir öğrenme bu anda gerçekleşir. Yani ileride siz bunu kesralı yapma ihtimaliniz artık sıfıra iner. Kum mesriyinin doğru olduğunu birkaç kez bu şekilde hem de bunu düzeltmek suretiyle yaptığınız için bu bir yaşantıdır. Kalıcı öğrenme için çok faydalı. Dolayısıyla hatalardan ders almak, hatalarıyla barışmak insanı gerçekten çok geliştirir. Nitekim ben ilk derste de söylemişimdir, silgi yok. Yani çalışmalarımızda silgi kullanmıyoruz, hatamız hataysa hata. Evet, bat harfiyle ilgili olan kelimeler, akhtar, yeşil, mildade, masa, Bayd beyaz hepsini gördük. Yatavad da, bu da abdest alıyor. Bunu da gördük önceki derslerde. Hadravad e, sebzedir. haku, gülüyor anlamına gelir. Hepsi önceki derslerden işlenmiş kelimeler. Vav harfiyle fauka, üstünde hadravad tabi sebze. Sebzeler diyelim. Thavm, thavm kelimesi ilk defa karşılaşıyoruz. Tavakku adlı programımız var. Thavm sarımsak. Evet, sarımsak, sarımsak. Yani böyle ikilik e, ikili kullanım var. Sarımsak. E, Saum. Sarımsak da, sum şeklinde yazılır tabi. Ben e, şuraya dikkatinizi çekeyim. E, dambelidir. Sum. Buna thum değil. suğum şeklinde yazın. Ve yanına da sarımsak deyin. Bunlar çünkü artık yazmaya gerek yok. Bunları biliyoruz. Ha, bu suğum yeni bir kelime. Onu yazın. Yatavaddau abdest alıyoruz. Şevke, çatal, devrak, sürahi, mevz, muzdur, vecih, yüzdür, deva, ilaçtır, Yetenva, yetenavelu, yür anlamına gelir. Zey harfiyle ilgili, aruz pirinç, pilav, hubuz, ekmektir, yenzilu, Yen zilu bu kesralıdır arkadaşlar, yenzilu, iniyor, cez, bu cezir değil, cezer, bakın, havuç yani cezer cezer tabi cezer havuçtur burada cezer yapması boğazlamak anlamına gelir yani suyun çekilmesi anlamına da gelir cezer cezer bu bir hata yani önceki derste çünkü cezer hiç işlemedik cezer kelimesini bunu fetha yapın arkadaşlar yine bu bir kitabın hatası olarak hemen fark edelim yani siz eğer havucu gerçekten öğrendiyseniz, havucun cezer olduğunu burada yanılmazsınız. Nitekim hemen hatırladım. Dolayısıyla bu tip hataları da fırsat bilelim. Cezer havuçtur. Sin harfiyle sikkin bıçaktır. Keskin ifadesini hatırladım. Müderris öğretmen. Yescudu secde ediyor. Kurrase defter. Ve yine cümlelerimiz var görselleri çizeceğiz. Altına cümleleri yazacağız. Bekrun yektubu yazıyor bir kalem kalemle. Bu bununla ilgili bir görsel değil. Yanlış. O zaman bunu şöyle kalemle buraya çizeceksiniz. Bekrun yeclisu alel kürsi. Bekir kürsi üstünde oturuyor. Bunu da şuraya götüreceksiniz. Altına değil. Burada yazın. Şuraya götürün. Ee, el kitabu fevkal mektep. Kitap masanın üstünde. O da yukarı götüreceğiz arkadaşlar. Yine fevkanın bunu kesralı yaptığını. B harfinin kalemi kesralı istediğini. Alanın kendinden sonrasını kesralı. Nitekim ama kürsiyi kesra. istediğini. Eğer bir şey yoksa fiille nesne arasında bir şey girmemişse yekulu portakale portakal yiyor. O fetha istediğini bilelim. Bu önemli bir e, Arapça kaidesidir arkadaşlar. Portakal yiyor. Bu Onu da şuraya getireceğiz. Y Ve alıştırma sayfamız. Fakih'e fincan, fe, fi, fu, fustan. Fe, fi, fu kullanımına örnekler. f, f, dammelife. Fakihe, fincan, fustan. Seyyare, sikkin, f, üç kelimeyi de daha önce öğrenmişiz. Sikkin yeni öğrendik. Bıçak. Sesi su. Ee, tedrib ettasi. Dokuncu alışma. Fustan. Fistandır arkadaşlar. Tufah elmadır. Mevkif. O da e, durma. Durak yeri diyeceğiz. Fe fi fu yine. Fu. Fe. O da bu da mevki. Bu da dammelidir. tabii bu fe fifu değil. Başta fe. Ortada F, sonda F'yi inceliyor. Başta F basit, sadece ucundan biraz kesip bağlantı yapılıyor. Ortadaki F, yani öncesine bağlantı, sonrasına bağlantı çok kolay. Ve e, sondaki F ise bildiğimiz F'nin aynısıdır. Sadece bir yapışma, öncesine bağlanma durumu var. E, K ha harfi ile ilgili yine yazım. Başta ortada sonda. Kıbız ekmek. Bakın ortadaki yazımı. Baştaki yazımı kolay. Şöyle gidip geliyorsunuz. Alt takımı yok. E, ortada ise arkadaşlar. Şöyle geldikten sonra devam edin. Yukarı gidin. Geri gelip şöyle gelin. Yani genelde öyle çizilir. Ama bazıları şöyle çizebilir. Gelirsiniz şurada durursunuz. Kalemi elinizi kaldırırsınız. Sonra yukarıdan gidip ucunu buraya değdirip gide, gelirsiniz. Bu şekilde de yapanlar var fark etmez. Ama ben genelde elimi kaldırmadan şöyle gidip bir daha gelip şöyle geliyorum. Siz nasıl uygun görürseniz öyle çizin öyle alışın. Yehrucu. Ee, yine hauh sondaki yazımı bu vav -uh bağlanmadığı için tabi kendine sonrasına aynen alfabedeki ha harfi. Ee, kıf aynısını aşağıda yazalım. Kıfleri Maide aynen ilk kere yazalım. Bu da bu çalışmanın sonuydu. Ee, gerçekten güzel bir çalışma dersiydi bu. İnşallah faydalı olur.